Merhaba arkadaşlar. Hobi Üretim Erkan kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bebişlerimiz burada şey atıyor. Bunlar uykuyu çok seven bebişlerimiz. Maşallah diyelim arkadaşlar. Şu an 3, 6, 7 tane bebeğimiz var yeme düşen. 3 tane Rainbow var. 4 tane de Japanese var. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yatıyor. Dinleniyor. Önlerine dalları koyuyorum. Yemleri şöyle aşağıya koyuyorum. Belki tüneye çıkıp yem yiyemezler diye. Ayrıca burada da var asılı yem. Şu karşıda da yem var. Şuraya da yem koyuyorum. 2 tane su koyuyorum. Hayvanlar hani görsünler, yemleri yesinler, suları içsinler diye. Kalamar kemiğimiz, gaga taşımız var yine. Bir tek kum eksik. Kumu da ayarlayıp asacağım bir uygun bir köşeye. Kafesin köşesine asacağız. Yavrularımız bu şekilde arkadaşlar. Bu tarafta bir gelişme yok. Hala yuva hazırlığında olan dişilerimiz var. Erkeklerimiz kuru yapıyor. Daha burada bir çiftleşme olayı görmedik. Gelelim diğer tarafa. Bu tarafta Rainbow'larımız yavruların hepsini yeme düşürdüler. Son yavruyu da ben kafese koydum, ayrı kafese. Çünkü dişimiz yumurta yapmış. Şu an bir yumurtası var. Bugün yumurta yapmış. Ben de hayvanı çıkardım yuvadan. Diğer salma kafese attım. Yumurta kırılmasın diye. Bu jumbolarımızda bir durum yok daha. Burada 5 tane yumurtamız var. Dişimiz yumurtaların üstüne yatıyor. Muhabbet kuşları genelde 3 yumurtadan sonra kuluçkaya yatarlar. Yumurtanın üstüne yatarlar. Bu hayvanımızda 5 tane yumurta var. 18 gün kuluçka süresini tamamlayacak. Genel olarak 18-20 günde çıkar. 3. günden sonra sayan da var. Yani 3. günden pardon, 3 yumurtadan sonra 18 gün üstüne ekleyen de var. Bu Japanese takımlarımızda bir durum yok. Ben bunları ayırma yöntemini kullanarak ayırmıştım. Bir hafta falan ayırdım. Daha sonradan attığımda ikisi anlaşıyor. Yuvaya falan da giriyor dişi. Şöyle dişimizi de gösterelim. Dişi yuvaya da giriyor. Hani hazırlık yapıyor. Kalamar kemiğini falan da kemirmiş hep. Gördüğünüz gibi. Burada kum da var. Vitamini su verdim. Omnivit ve Fertivit karıştırıp hayvanlarımıza, canlarımıza verdik. Burada 3 tane bebek var. Jumbo bebeklerimiz var. Annemiz de yine yuvanın içinde bakınıp duruyor. Şu bebeklerimizi şöyle bir gösterelim. Bunlar 10-15 günlük oldu herhalde. Tam bilmiyorum. Şu an tam aklımda yok tarihleri. Tüylendiler. Hafiften de bir renkleri oldu. Kanatları falan koyu gri olacak. Büyük ihtimal annesinin, babasının rengini alacak. Babaları tepeli jumbo. Bunlar bakıcı aile. Annemiz de bakıcı anne. Bakalım bunlar kabak mı olacak yoksa jumbo tepeli mi olacak? Meraktan bekliyoruz. 3 tane yavrumuz var. Bu da diğer yavrumuz. Ben bunları 4 tane mi 6 tane yumurta attım. Tepeli yumurtası. 2 tane de jumbo yumurta vardı. Karıştırdım artık. Bunlar tepeli mi kabak mı? Artık çıktığında bakacağız. Annelerine mi benziyor? Hangi takıma benziyorsa diyeceğiz ki bu tepeli veya da kabak. Tepeli çıkarsa sıkıntı yok da kabak çıktığında hani tepeli kanı var mı yok mu diye biraz anlamak güçlüğü çekeceğiz. Onu da anne babalarına bakarak da bir yol çizeceğiz. Alt tarafta sarı BF'miz var. Bunların 2 tane yumurtası olmuştu galiba. Bir bakalım. Bunlar da 2 yumurtası oldu.
İlk yumurtalar boş çıkmıştı. Bunlar da bakalım dolu mu çıkacak, boş mu çıkacak. Bunları da meraktan bekliyoruz. Rainbow'larımızda bir durum yok daha. Onlar da beklemedeyiz. Üst kattaki rainbow'larımız, kardeş rainbow'larımız ikisi birden yuvada. Şöyle gösterebileceğiz bakalım. Gözünü gördük. Aslında böyle bir kamera alsak, yuvaya taksak, yuva görüntülerini atarız ama ileri zamanlarda o da artık. Bunlar ikisi birden giriyorlar. Yuva hazırlığında. Yani görmüş olduğunuz gibi şu alt taraflara mısır granülü var. Hep onları dökmüşler. Demek ki kendisi böyle yumurtaya yatmayı seviyor. Karışmayalım bize. O şekilde sen yuvanı kur. Yumurtanı da yaparsın. İnşallah. Japonez takımlarımız ikinci kuluçkasında. Bu hayvanlarımızla bakalım. İlk yavruları bir tane çift kanat verdi. Diğerleri tek kanat. Mantolu tarzda verdi. Bunlar inşallah çift kanat çıkar. Yani ne bileyim bunlar da bekliyoruz. Umarım dediğimiz gibi yavrular çıkar bunun altından da. Anne babaları güzel. Onlar da çift kanat. Nasıl olduysa yavrular hep hani tek kanat, mantolu tarzda çıkıyor. Onları anlayamadık. Evet arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Başka ne söyleyebiliriz? Ayırma yönteminden bahsettik. Yani vitamin verdik sorumuz, onlardan bahsettik. Bir de arkadaşlar ben ilaç olarak daha önceki videoları da söylemiştim. Bu Med Tolyenin Fort var. Tolisa'nın. Bunu veriyorum. Bu 220-230 civarı bir şey. Bir de Tolisa'nın özel üçlü karışımı var. Şu arkadaşlar Combimix diye yazıyor. Bu da Tolisan. Bunları 45 günde bir veriyorum. 1 litre suya 1 simle kaşığı toz katıyorum. 5 milim de sıvısından katıyorum. Şu Tolyenin Fort olandan katıyorum. Bunu bu sene aldım arkadaşlar. İlk verdim. 45 gün sonra bir daha verdim. Yani iki kere vermiş oldum. 45 günde bir veriyoruz. Bu sene sonuç alırsak bunun detaylı videosunu çekeceğim size. Kullandığım ilaçların videosunu. Yani anlatımını, nasıl kullanılır, ne işe yarar. Hepsini A'dan Z'ye bahsedeceğiz. Şu an ilacı verdik. İkinci türümüzü verdik. Sonuçları bekliyoruz. Çok şükür yavru ölümleri daha olmadı. Yani kaç 12-13 yavru aldım. 14 takımda. Şu an yavru ölümleri olmadı. Allah'ın izniyle de olmaz inşallah. Önlemlerimizi aldık. Vitaminlerimizi veriyoruz. Probiyotiklerimizi veriyoruz. Hayvanlarımıza elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Erkeğimiz kusuyor. Dişinin ağzına kusuyor. Şöyle bir göstereyim. Şu salmayı ilana koymuştuk Facebook grubundan. 250 civarıya mal oldu bize yapması. Yani ben 180'e kadar vermeye razıydım bunu ikinci el olarak. Yani çok öyle amşan bir müşterisi çıkmadı, alan çıkmadı. Olmadı ben buna birkaç düzenleme yapıp bir vernik falan çekip ben kullanırım. Bakalım o da elimizde kaldı şu an. Bir değerlendirme yapacağız onunla ilgili de. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu hatırlatmayı da tekrardan yapalım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Şu an 900 kaç ya en son abone sayımızı unuttum. 996 civarı bir abonemiz var galiba. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Yani yavaş yavaş artıyor.
Destek verenlerden, takip edenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi yine bekliyoruz arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. Daha başka videolar gelecek. Yumurtalı olanlar var. Yavruları yemedikçe onları gösterdik. Evet arkadaşlar, videomuz son olarak bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.